altında bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katibimin setresi uzun, eteği çamur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benim, ben katibin, elde karışır. Katibime kolumda gömlek ne güzel yaraşır. Umarım gözüküyordur. Haliç'te kana yapanlar şu an. Karşıdan şöyle yanlış mesela Ayasofya gözüküyor. Sultanahmet Camii. Sol tarafta şurada Galata Kulesi. Galata Köprüsü. Şu taraf şöyle Eminönü'ne gidiyor. Fesane hemen aşağıda. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Nerede? Heh. Evet, bunun bir kat altında teleferik bitiş noktası var. Teleferik başlangıç noktası da Fesane'de. Şimdi şuradan şöyle kabloları görüyorsunuz. Teleferik gelirse onu da göstereceğim. Şurada şöyle biraz uzakta şimdi iki tane dürbün noktası var. O dürbün noktasında manzarayı izleyebiliyorsunuz. Hemen buranın şöyle. Buranın aşağısı komple mezarlık. Burası da kestane, dondurma, işte Osmanlı macunu, simitçi vesaire her şey mevcut.
Buradan yürüyüş yolu da var. Mezarlıkların arasından gidebiliyorsunuz. Veya direkt teleferikte gidebiliyorsunuz. Evet. Ön bilgilendirme bu kadar. Şimdi bir şeyler içelim. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün Pierlotti tepesindeyiz. Buraya ulaşım olarak Eyüp'ten Pierlotti'ye bir teleferik var. Tarihini anlatayım biraz. Buraya 1876 yılında bir Fransız roman yazar buraya yerleşiyor. Sık sık buradaki kahvehaneye gelerek burada nam salıyor. En sonunda ismini bu kafeye verdiriyor. Şöyle bir şey var. Buranın yerli halkı Eyüp Tepesi olarak geçilmesini istiyor. Ama belediye meclisi tarafından reddediliyor. Ben size etrafı çektim. Şöyle buranın sahile kadar olan tarafı komple mezarlık. Tarihi bir mekan. Mezarlıkların arasından yürüme yolu mevcut. Teleferikle gelebilirsiniz. Bir de araçla geliş yolu var. Yönlendirme olarak her taraftan Pierlotti yazdığı için çok rahat gelebilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Yazın en fazla tüketilen içecek limonata, kışın en fazla tüketilen içecek tabii vesaire. Teşekkür ederim.